Murat, tebrikler. Çok iyi. Ağlattın. Hiç şaşmaz. Şişmiştir o şimdi. Ağlayacak şimdi bak. Bak nasıl ağlayacak bak. Ne var lan sizin arabada? Ha? Yarıştan önce bu lavuğa soruyorum. Murat var diyor. Gevrek gevrek gülüyor bana. Ne var oğlum sizin arabada? Sende olmayan. Ne amına koyayım ne? Ne var sizde bende olmayan? Tarık. Nasıl güzel dedi bak. Adam gibi soru sordu. Adam gibi cevap verin lan. Oğlum bak sen bu Recep'in arabayla öyle hile hurda yapmadan benim arabayı geçemezsin kolay kolay. Ne? Parayı. Neden ya? Parayı ver. Ayda Allah Allah ya. Al kalbim. Benzin paramı olsun. Bak buraya geliyoruz, yanlıyoruz, gazlıyoruz, kafa dağıtıyoruz. Madem buraya kadar geldin, yenildin, 200 lira için takla attın. Recep, bizi hurdalığa sallasana birader. Tabii abi. Bu Orhan abinin yanında boş bir dükkan vardı. Ne yaptılar orayı? Boş hala ya. Kimse geçmedi. Geçemezdi zaten abi. Çok para istiyorlar ya. Senin orada iyi gidiyor maşallah ha. Vallahi maşallah var ya. Beca, şu klasik arabada 3-4 tane mekan varsa biri bizimki olacak inşallah. Aha vurdu. Murat. 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 İyi misin kardeşim? Hocam sürsene abi. Abi kırmızı ışıktayız. Ya siktir et kırmızıyı sür hadi boş ver hadi. Akşamlar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, selam, hoş bulduk. Bizim çocuklar, Murat, Tarık. Memnun oldum. Bu arada sizin parça yarın geliyor Bulut Bey. Sağ ol Ejder abi. Çocuklara söyleyeyim, girip alsınlar. Alacaksanız çayı yeni demledim. Ben alırım Ejder abi. Ha, ben de alayım. Ben bu adamı tanıyorum birader. Nerede? Geçen anlattım ya sana hani illegal yarışlar marışlar. Bu düzenliyor işte. Bunda var ya para bok. Çevre desen gırla. Gireyim mi ya sohbete? Bana niye soruyorsun oğlum? Ben sizi iyi biliyorum yani şahsım adına. Yani yarışlardan olsun, arabalara olan ilginiz alakanızdan olsun. Şişt. Misafirimize niye getirmediniz oğlum? Ay şey getirin. Meraklı mısın yarışlara? Ya ben daha çok arabanın iç aksamı, aerodinamiği, yani performansıyla ilgileniyorum. Ya şimdi böyle söyleyince ben aslında arabanın her şeyiyle ilgileniyorum. Kardeşim de bu yarattığım olumlu şartlar ve koşullar üstüne arabayı olabilecek en iyi şekilde yürütme işiyle ilgileniyor. Pilottur kendisi. Güzel. Siz yarışlar falan devam mı? Yani insan aşık olduğu şeyden vazgeçemiyor. O aşk bizde de var da şimdilik karşılıksız yani. Ama olacak, olacak inşallah, olacak. Olur, olur. Eyvallah. Bulut Bey, katıldığınız tüm yarışları kazanmak istiyorsanız, bakın Murat'tan iyisini bulamazsınız. Pilottur diyorum, pilot. Sağ ol. Şoförüm var benim, memnunum da. Ya tamam, eyvallah. Ama o şoför, Murat pilot, pilot. Ya Bulut Bey,
Sen şunu bir izlesenize. Al, al, Allah aşkına bir izleyin ya. Murat sen bayağı iyi misin ya? Yarışıyor musun böyle sık sık? E arada tabii mahallenin tozunu atıyoruz. 200 lira olsun, 300 lira olsun. Kazanıyoruz çok şükür. Daha fazla kazanmak istemez misiniz? Yani ne kadar mesela daha fazla kazanmak? Emanet araba. Emanet arabayla olmaz. Recep'in araba ne lan? O senin mi? O da emanet. Oğlum sen mal mısın? Şu arabayı bak bakayım Recep'inkiyle bir mi? Ya sen dur ya. Anladığım kadarıyla araba yok. Yarışabilmek için de o zaman emanet araba şart. İlgilenmiyoruz, sağ olasın. Sen bilirsin. Seni bir de bizim yarışlarda görmek isterdim doğrusu. Hangi yarış? Ya söylemeyeyim şimdi, sürprizi kaçmasın. Ya gizem de veriyorsunuz. Vallahi ben bayılırım böyle şeylere ya, çok hoşuma gider yani. Şey yapalım, Bulut Bey sizin bir kartınız falan var mı? Ejder abi de numaram var. İlgilenirseniz ararsınız. Tamam, eyvallah, eyvallah. Abi bana müsaade. Eyvallah. Sağ olasın. Memnun oldum. Yavaş lan! Ne yapıyorsun la at Murat? Hilmi oğlum fal bakarken öyle demezler mi? At Murat değil miydi? Murat'tır abi. Yani bu duruma göre at Murat'tır, Murat attır. Abi alem adamsın, kral adamsın abi ya. Alo. Hayırdır Salih? Oğlum burada ustabaşı diyeceksin. Kaç kere öğreteceğiz? Sen usta, ben ustabaşı. Ne düşünüyorsun kara kara? Kara Murat. Ha, nasıl bir hile hurda çevirsem de Salih'i nasıl geçsem onu mu düşünüyorsun? Bunların hayatı hile hurda abi. Sizin işiniz gücünüz yok mu? Sensin bizim işimiz gücümüz. Maaşını ben vermiyorum. Hilmi, hadi git de hak et. Tamam ya, sana da hiç şaka yapmaya gelmiyor. Hadi sen çalış. Çalış. Murat abi. Muhasebeden çağırıyorlar seni abi. Zaten sohbetine doyum olmuyor. Bir de dalıp dalıp gidiyorsun ha. Ne oldu gene? Bir şey yok. Ya işte fotoğrafa dalıp gideceğine gerçeğiyle mi ilgilensen acaba diyorum. Hı. Ne konuştu ya, ağzının içine bakıyorum Murat. Oho. Afiyet olsun. İyi vallahi, millet aşağıda çalışsın, beyimiz burada piknik yapsın. Boğaçanın yanına çay da veren mi Murat Efendi? Bir daha kapıyı çalmadan dalma odaya. Fabrikanın idari odalarından biri. Yanlış bir şey yoktur diye girdim öyle. Yanlış bir şey yok. Değil mi? Usta, kendine gel. Ustabaşı, Zümrüt Hanım lütfen. Ustabaşı. Birkaç arkadaşın kafamasıyla ilgili bir durum vardı da onun için gelmiştim. Sonra uğrarım ben yine. Mekniğin bitince sen de işinin başına dönersin artık. Artist. Geçen bir arkadaşından bir araba almış, gelmiş bana artistlik yapıyor. Lan oğlum diyorum, bu sütçü beygiriyle benim aleti geçemezsin diyorum. Öyle mal mal suratıma bakıyor. İşleri güçleri hile orada.
Ama havalarından civalarından da geçilmiyor. Anlamıyorum bu neyin havası civası arkadaş. Hava gazı. Salih uğraşma benimle. Sana mı soracağım ne yapacağımı? Çamuru yatan adam mı söylüyor bana bunları? Kendi ağzınla diyorsun işte bak. Adam burada adam. 200 lira için 7 takla atan adam mı? Doğru konuş. Doğru konuşuyorum zaten. Öyle değil mi Hilmi? Ya biz olsun da yemeğimizi yiyelim de. Adam gibi konuşsun yiyelim abi. Ya sabahtan beri çirkin çirkin laf atıyorsunuz adama. Adammış ki susuyor karşınızda. Ulan herif şerefsiz diyor. Siz kalkmış bana laf ediyorsunuz. Herkes ustabaşıyla doğru düzgün konuşacak. Haddini bilecek. Adam olacak lan. Kötü söz sahibinindir kardeşi. Murat tutulma oğlum. Tutulma sakin ol. Hilmi sen de otur şu yemeğini ye la. Ben yedim abi. Size afiyet olsun. Asıl şerefsiz fabrikada çalışana yan gözle bakandır. Lan oğlum senin paran yok, pulun yok. Ne bok yemeği muhasebeciye yavşıyorsun? Hadi diyelim yavşadın. Ulan o kız senin gibi itin çulsuzun tekine bakar mı lan? Alo. Bizim de paramız pulumuz yok. Bize de mi it diyorsun sen şimdi? Yok abi sen önüne... Başlayacağım sizin kavganıza. Temizleyin kardeşim. Yürü ya. Öf. Tamam usta sen üstüne alınma. Ulan yemin ediyorum anası babası bunun nasıl bir yavşak olduğunu anladığından erkenden geberip gitmiş. Ölmüş anama babama ağzını alacaksın şerefsiz. Yaşar. Kaldır kaldır. Al Murat al. Al al al. Al al al. Ne yapacaksın peki? Ne yapacağım Ejder baba? Yarından itibaren başka işe gece bakacağım. Ne yapacağım? Heh. Güzel kardeşim ben sana satmayacaksın demedim. Dost musun düşman mısın? Sana verilen emaneti böyle mi koruyorsun sen? Tamam hadi kapat. Göt. Hayır mı Ejder baba? He? Telefon telefon. Benim işim var. İçerseniz çay var. Allah'ım ya. Çay çay çay. Ne çaymış arkadaş? Çay ağacı çıktı içimde. İçiyor mu çay? Gel. Plastik mi o? Evet, plastik. Akmaz, kokmaz. Ölene kadar saklarsın. Ver. İnsan en azından bir geçmiş olsun der. Sümrüt. Bak ben de buralardan hoşlanmıyorum. Hastası değilim yani buraların. İstesem şu anda. Bak şimdi istesem basıp giderim. Halim vaktim yerinde çok şükür. Ama bu cehenneme katlanıyorsam... burayı bana cennete çeviren hatırına katlanıyorum. Ya sen... sen... sen benim sabır taşımsın. Sağ ol usta. Eğer bana bir daha bu şekilde yaklaşırsan
sana zarf içinde öyle bir çıkış veririm ki... benden başka kimse vermesin diye de elimden geleni yaparım. Anladın mı beni? Ustabaşı. Ustabaşı. Efendim. Siktir git. Memnuniyet. Ne güzel değil mi? Ay mı? Hı. Güzel. En az iki kelimeden oluşan bir cümlen olacak mı senin? Nasıl? Evet, nasıl? İyi, güzel, kötü, eyvallah. Başka bir şey yok, hep bunlar. Ne diyeyim? Sohbet edelim diye getirdim seni buraya. Ne sohbet ediyorsun, ne baktığım yere bakıyorsun, ne konuşuyorsun. Biz seni neşelendiremeyecek miyiz paşam? Hı? Cevap? O da yok. Keyfim yerinde. Bunun için geldik. Bu yokmuş gibi davranmayalım. Ayıp olmasın. Abi bana değil de çekirdeğe ayıp olmasın dedin ya. Pes artık ya. Zıkkım. Ben kendim alırım. Ne baktın koç? Koç mu? Aslanım oldu ya. Ne dedin aslan? Saçında kabuk kalmış. Ne diyorsun lan bebe? Saçında diyorum. Çiğdem'in kabuğu kalmış kabuğu. Kabuğu mu kalmış kabuğu? Baboş. Baboş. Hmm. Aldım. Gençler iyi akşamlar. Her şey yolunda mı? İyi akşamlar. İyi akşamlar amirim. Sohbet ediyoruz. Sohbet mi ediyoruz? Amirim beyefendi iki kelime etmiyor öyle çok beceremez. Resmen size yalan beyanda bulundu şu an. Anlamadım. Biz yarın nişanlanıyoruz da. İşte öyle laflayalım diye geldik buraya böyle çekirdek çitliyorduk filan. Hanımefendi bir viyadüğün üstündesiniz. Bir de yüksek yerdesiniz tabii. Siz gençlerin canı kıymetli yani. Anlaşıldı mı delikanlı? Daha güvenli bir yerde sohbetinize devam edin. Anladım amirim. Tamam. Hayırlı görevler olsun. Biz şimdi gidiyoruz. Hadi Zümrüt. Buyurun. Çiğdem. Afiyet olsun. Sağ olun.
mi terledi seni? Ama bakıyorlardır belki şimdi, beni yalancı çıkarma. Tutamam ya, nasıl gizledim. Hele sustum, içime söyledim. Gizli aşkımı hiç kimse duymasın. Sendeki pençe bende olacak var ya. Ya şu meziyetlerini kullansana Murat. Senden iyi araba sürebilen var mı ya? Hiç mi hatırı yok ya şu yakışıklı kardeşin? Söylesene lan, çikin. Diyene bak, Allah son şeklini vermiş. Herhalde oğlum. Bir insanın şanslı olabilmesi için önce adının Tarık Fırıncı olması gerek. Aha, Bulut arıyor. Alo, Bulut Başkan. Bu gece. Saat kaçta? Mükemmel, mükemmel başkan. Tamam, geliyoruz. Sen bize en doğrusundan bir konum at, biz oradayız. Tamamdır. Tamam, geliyoruz. Geliyoruz başkan. Haydi bakalım. Geliyoruz ne demek oğlum? Oğlum var ya, Allah'tan başka bir şey isteseymişim ya. Bu gece yarışa çağırıyor Bulut bizi. Arabada sıkıntı değil diyor. Ya Murat. Oğlum adama söz verdim ya. Oğlum ne olacak ya? Farklı bir ortam görmüş oluruz. Hadi Murat be. Tamam, tamam. Ne dedin, ne dedin? Bir daha söyle tamam mı? Eyvallah. Oo, Bulut Başkan. Tarık. Hoş geldin. Selamlar. Selam Murat. Merhaba. Tanıştırayım. Cenk. Murat, bugün Cenk'in arabasıyla yarışacaksın. Olayı nedir bu yarış? Kör yarış. Nasıl yani kör yarış? Adı üstünde, karanlıkta yarışacaksın. Farmar yok yani. Süper, bayıldık. Bayılmadık, müsaadenle. Ne oluyor ya? Oğlum sen niye benim adıma konuşuyorsun? Manyak mısın sen? O Cenk denilen adam boşuna mı yarışa girmiyor? Araba pert olacak. Murat var ya, şöyle konuşmaları sana hiç yakıştıramıyorum ha. Senin araban nerede? Bugün araba yok. Hepsi bakımda. Oğlum sen bu herife güveniyor musun? Sen bana güvenmiyor musun? Güveniyoruz. Biz okeyiz, tamamız. Dostlar, Romalılar toplanıyoruz. Bana doğru toplanıyoruz. Hadi o zaman, hadi, hadi Murat. Yarışanlar alana giremiyorlar. Ha, o zaman Murat sen kalıyor musun kardeşim değil mi? Aynen. Cenk, dürbünü Tarık'a ver bakalım. Arkadaşını izlesin. Ya ben de gördüm, soracağım. O ne diye bir soramadım. Ne diyorsun? Her şey düşünülmüş hocam, bravo. Bravo. O zaman ben çıkarım. Murat, kolay gelsin kardeşim. Hadi tozunu attır şuraya. Fırladım ben. Murat. Canavara dikkat et ha, ısırmasın. Yukarıda görüşürüz. Yaklaşın şöyle yarıma. Yaklaşın. Gelin, gelin, gelin. Gelin, gelin, gelin. İzninizle önce kendimi tanıtayım. Ben Bay J. Gecenin mimarı Bulut kardeşimi kıramadım. Kıramayan sizler gibi ben de bu adrenalin dolu gecenin sonuna kadar burada sizlerle olacağım. Ve gelelim gecenin olayına. Kör yarış. Bu gece burada
3 araç yarışacak. Kuralları hepiniz biliyorsunuz ama ben yine de tekrar saymak istiyorum. Yarış içinde her 10 saniyede bir sadece 2 saniyeliğine ışıklar açılıp kapanacak. Yarışı 1 dakika içinde bitiremeyen de diskalifiye olacak. Evet, herkes dürbününü alıp ekranının başına geçsin. Çünkü yarış başlıyor. İzleyicilerimiz yerini aldığına göre ilk yarışmacımızı aracıyla birlikte başlangıç noktasına alabiliriz. Eğer yarışmacımız hazırsa siren sesiyle başlayacağız. Hazır mıyız? 3, 2, 1... Lan harika be. Wow, çok fena, çok fena. Yakın ışıkları, yakalım ışıkları. Alırım anahtarını bay. Bana güveniyorum herhalde hocam. Test edelim. Alın arkadaşlar aracı, alın, alın aracı. Arabaya ehliyet sürmez hocam. İnsan sürer, insan. Evet. İkinci yarışmacımıza geldi sıra. İkinci yarışmacımızı başlangıç noktasına alalım. İkinci yarışmacımız hazır mı? Hazır. O zaman yine siren sesiyle başlıyoruz. 3, 2, 1. Sağ ol bak, sağ ol bak. Dakika bir gol bir daha. Erken çıkış. Sıra geldi üçüncü yarışmacımıza. Üçüncü yarışmacımızı başlangıç noktasına alalım. Oğlum tanımıyoruz, etmiyoruz herifi. Ne uzattın be Cenk? Ne uzattın ya? Bakalım yarışmacımız hazır mı? Adı Murat. Benim de kardeşim olur. Bu arada ben de Tarık. Buradan bütün bekar ve güzel hanımlara duyurulur. Özellikle bir kırmızılı hanımefendi vardı. Onu göremedim. Ben görürüm onu.
Bu adama iyi bakın millet. Murat, 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 Murat. Nasılsın ya? Nasıl ama? Abi çok iyidir ben diyorum. Yaşlandık evlat. Ağır bakımımız gelmiş. Biz evvel davranıp bakıma gelmeden ama bizi yokladı. Şimdi de buradayız işte. Sen bize lazımsın. Lazımım tabii lan eşek sıpası. Ben olmasam ardınızı kim toplayacak? ne yaptınız? Yarış marış aldınız mı? Şu hayatta hiçbir şeyden zevk almayacaksın oğlum sen. Yarış kazanırsın surat beş karış. Para kazanırsın surat beş karış. Ne yapacağız oğlum biz seninle böyle? Böyle arafta kalmış gibi yaşanmaz gibi oğlum. Elbet sen de yaşlanacaksın. Ama böyle yaşlanmanı istemiyorum. Şurada yeleğimin sol cebinde bir kağıt var. Al gel. Hiç oturma hakikat hadi. Yarın ara oradaki numarayı kendini tanıt. Getirin de getirsinler. Neyi getirsinler? Anlarsın. Hadi şimdi git bizimkine söyle. İşine suyu getirsin kan yapar. Hadi lan. Ne dedi? Benimkine söyle bir işte suyu getirsin dedi. Kan yapar dedi. Aslan ya aslan. Ona var ya hiçbir şey olmaz ha. Kendi hayatından vazgeçti bizim dertlerimiz yüzünden. Kim olsa çatlardı o kadar dert. Hakikaten ha. Hele ben. Bu da serseri. Nerede it kopuk var bunu buluyor işte. Ya ne aklıma geldi ya sen öyle deyince. Bu bir kere birini dövmüştü de. Hani herif 15 kişi topladı geldi ya. Ejder babam araya girdi ayırmak için. Lavuk babamın götünden bıçak dedi. Beğendin mi? Çok güzel baba. Bizim mi bu şimdi? Bizim. Nasıl anne? Çok güzel değil mi? Güzel. Ne oldu beğenmedin mi hatun? Beğendim beğenmesine de. Ne bileyim gelin arabası gibi bu ya. Kırmızı olaydı. Kırmızı güzel. Kırmızı. Murat.
Kardeşim. Hoş geldin. Ne yapıyorsun? Belki dedim iyi davranırsak hani iyi gelir. Kime? İşte arabaya, sana. Çok iyi düşünmüşsünüz o ejder babanla sen. Bak nasıl iyi geldi. Murat, kardeşim yanlış anladın ya. Her şeyin yanlışı bende, doğrusu sizde. Değil mi kardeşim? Her şeyin yanlışı bende. He? Aileme benden alan şeyi getirip gözüme soktunuz. Ulan bir insana bu yapılır mı be? He? Bunu bana nasıl yaptınız ya? He? Nasıl? 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 Ne bağırıyorsun lan? Gel benimle. Yürü dedim sikerim bacağına. Dışarı! Bugün burada ne olacaksa olacak. Getirdiğin yere bir bak istersen. Zamanında ne olduysa burada oldu. Sana ailem denince ne geliyor oğlum senin aklına? Bilmiyormuşsun gibi sorma. Bilmiyorum ulan söyle işte. Soruyorum. Ne geliyor aklına söyle. Acı geliyor. O çocuk halimle hiçbir şey yapamadığım o gece geliyor aklıma. Oldu mu? Olmadı. Baban, anan, sen... Siz benim aklıma geldiğinizde ben niye gülümsüyorum lan o zaman? Manyak mıyım ulan ben? Ben her gece kokularını unutmayayım diye dua ediyorum. Sen biliyor musun bunu? Sen doydun tabii onlara. Senin için söylemesi kolay. Lafını bil de konuş. Oğlum. Seni buraya getirmemin nedeni... Ailenden sana kalanın sadece acı olmadığını anlatmak. O arabayı bulup gözünün önüne bıraktığım için özür dilerim. Anılarını hatırladım. Yaranın kabuğunu kaldırdığım için özür dilerim. Ama bunca yıldır sana babalık ettiğim için buna hakkım var ulan! O iki güzel insandan bir sen kaldın. Sana iyi bakmak benim boynumun borcu. Ama onlar kadar iyi insan olmak da senin boynunun borcu. Borç belli, hesap belli. Artık silkelen kendine gel. Sana bir gece mühlet. 20 yıldır veremediğin kararı bu gece vereceksin. Ne hakkım var senin insanları endişelendirmeye? Niye geldin Zümrüt? Seni görmeye geldim.
Sen daha ne kadar kendine bunu yapmaya devam edeceksin ya? Ha? Ne kadar daha gerekiyorsa o kadar. Hepimiz üstüne titriyoruz. Babam bir yandan, Tarık bir yandan, ben bir yandan. Kendini iyi hissetmen için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Sana anlayışlı davranıyoruz. Senin bana verdiğin cevaplara bak. Yapmayın o zaman. Uğraşmayın. Bunca yıldır toparlanamamışım. Demek ki daha da toparlanamayacağım. Sen toparlanmak için uğraşmıyorsun ki zaten. Olan biteni anla artık Murat. Niye anlamam gerekiyor? Sen kendine bile iyi davranmadıkça senden bize iyi davranmanı beklemek bana çok uzakmış gibi geliyor. Biz diye bir şey var mıydı? Senle ben yok muyduk yani? Niye güldün? Yok bir şey. İşin en kötü yanı da bu, biliyor musun? Sende bize dair hiçbir şey yok. Keşke olsaydı. Nasıl olsun Zümrüt? Ben bunca yıldır ölü gibi yaşıyorum ya. Benim içimde zerre mutluluk kalmamış. Nasıl olacak? İşim yok, gücüm yok, param yok. Geleceğe dair bir beklentim yok. Huzurum yok, yok oğlu yok. Nasıl olsun Zümrüt? Ya bir bana bak ya. Bir bana bak. Ben kendime bile bakamazken sana nasıl bakacağım Zümrüt? Kendini bu kadar yitirmiş, bu kadar tüketmiş bir adamla sen bir ömür geçirmek istediğine emin misin ya? Bir bak. Ben Ejder Baba'ya ayıp edemem Zümrüt. Beni sar, beni ele güne sor, beni özlediğimde ateşinle yak beni, elimine deyince uzaya uçur beni. Hadi sev beni, sar beni, ele güne sor, beni özlediğimde ateşinle yak beni, elimine deyince. Alo, çok özledim. Beni sar, beni ele güne sor, beni özlediğimde ateşinle yak beni, elim eline deyince uzaya uçur beni. Gel buraya, gel gel. Araba kaçırmak nedir oğlum? Ha? Sen bunun ne kadar tehlikeli bir şey olduğunu farkında mısın? Kepçe kulak mı olmak istiyorsun yavrum sen? O zaman bir daha benden habersiz arabayı kaçırırsan çok fena bozuşuruz ona göre ha. Aferin benim aslan oğlum. Bak önce bu arabayı bir Ejder amcana götürelim, iyice bir sağlamlaştırsın. Ondan sonra ben yanındayken uygun bir yerde istediğin kadar sür kerata. Bu ne bu? Cengiz dinle oğlum, Cengiz. Var kaseti arabada. Hadi yürü. Şu arabayı çekeceğim. Al kaseti de al.
Bak evlat. Hayat yarışında önemli olan iki şey vardır. Mesela? Kazanmak. Tamam. Ama kazanmak için kazanmanı en az senin kadar isteyen birkaç arkadaşa ihtiyacım var. Eğer o arkadaşlar yanında olursa ruhunun derinliklerindeki alev asla sönmez. İşte o alevle ve ekibinle beraber dağları delersin. Yani herkesi geçersin. Öbürü? Ekibine sahip çıkarsın. Hepsiyle tek tek dost olur. Ne zaman, neye ihtiyaçları olsa yanlarında olursun. İki elin kan da olsa bile. Yani geride kimseyi bırakmazsın. Peki ya üç? Üç nereden çıktı lan kerata? Özetle bakayım. Herkesi geç, geride kimseyi bırakma. Herkesi geç, geride kimseyi bırakma. Amcan arabayı mis gibi yaptı, mis. Gel göstereyim. Oh, oğlum yavaş. Yavaş yavaş, zaten benim halim. Kurt gibi acıktım vallahi. Ne yemek yaptın Hatun? Ne dinliyorsun gece gece sen gene? Hadi yat artık. Bak vallahi şimdi baban gelecek. Oğlum üstün başın ıslanacak, annenle kavga ettin öyle. Murat. Oğlum bak, bir daha kimseyle kavga etmeyeceksin, tamam mı? Kardeş geliyor sana, aslan kardeş, hem de kız kardeş be. Adı ne olsun kız kardeşinin? Şu yalan dünyaya geldim geleli, geldim geleli. Tas tas içtim ağır varsa iken, canım sağ iken. Kahve felek vermez benim muradım. Viran oldum mor sümbüllü bağ. Kahpe felek vermez benim muradım. Viran oldum mor sümbüllü bağken. Çıkar. Necim? Heh. Babam nerede? Nerede olabilir babam? Çayla biliyor. Ya senin işin gücün yok mu ya? Tünemişsin sabah sabah buraya. Rahatsız ediyorsam gideyim hanımefendi. Harbiden diyorum ya, yok mu senin işin gücün? Git hadi işine. Ya gidemem kızım. Murat'ı bekliyorum, görmeden gitmem. Tamam biz buradayız ya, sen git. Yok olmaz, içim rahat etmez. İyi, nerede o hakikaten? Nerede laf soktuysan orada diyeceğim ama bilmiyorum nerede. Yani böyle bir durumdan da şaka çıkarabilecek bir sen varsın zaten, sarı. Ha geliyor. Tarık. Neredesin birader sen ya? Neredesin? Ha, sen miydin? Bendim.
Ama bu seferki başka. Laflara bak. Bence geçen geceden sonra sen böyle edebiyat parçalayacağına kendini parçala. Gerekirse onu da yaparız. Sana söyleyeceklerim var. Vallahi ne söyleyeceksen Sarı'ya söyle. Benim seninle hiç konuşasım yok. Neden acaba? Beni ne karıştırıyorsunuz kızım şeyinize? Allah Allah. Ama sen konuş. Sen dökül birader. Neredesin sen ya? Ne bu aldıkların ne? Taro, sen şu koltukları bir halletsene birader. Hadi. Allah Allah. Taro da demezdi Taro Mara. Hayırdır bakalım ya? Ben sana şundan indirelim. Dün gece çok düşündüm. Bayağı düşündüm. Sağ olsun Ejder babam da doğru yolu bulmama yardımcı oldu. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Elinde olanların kıymetini sonuna kadar bileceksin. Onları sımsıkı tutup hiç bırakmayacaksın yani. Cesur davranacaksın, öyle mi? Öyle. En değer verdiğin şeyden asla vazgeçmeyeceksin. Küçücük hayatta sana en çok değer veren şeyden. Aynen. Söz mü? Söz. Geçen geceyi ve bu sabahı sakın unutma. Yoksa senin babamın karşısına dikerim. Babamın lafından çıkma artık. Üzmeyin şu adamı. Ne oluyor ya? Baba kızı beni hayata döndürüyorlar. Yapma ya. Ben de oradaydım kardeşim. Lan iyi ki varsın be. Dur ya, dur telliyim. Şişt. Bulut aradı. Ha. Gece yarış var diyor. Ne diyorsun? Allah diyorum ya. Allah diyorum. Ne diyeceğim? Dur bekle, bekle. Ama önce... önce müzik. Oğlum takma şunu, dur. Ustam sen şunu al. Eyvallah. Kolay gelsin. Ona bak. Çıkar şunu. Çıkar. Oğlum çıkar şunu. Anlamıyorum ki. Lan oğlum iki saat konuşuyoruz. Ondan sonra diyorsun ki ne dedin? Kuruşun derdine düşmüş, kiminin keyfi yerinde. Herkesin derdi ayrı, herkesin derdi ayrı. Herkesin derdi kendine bu dönemde. Her dönemde. We'll be right back.
is the two-thirds of them left. Down in Kentucky, gone up there in Maine. That will never be the same. Gel bakalım amcaoğlum. Halil Usta, kolay gelsin. Eyvallah, hoş geldin. Hoş geldin. Selam aleyküm. Burhan ben. Aleyküm selam. Murat, sen misin? Bir teklifim olacak da. İlgilenmiyoruz kardeş. Kardeş? Birader, Murat benim. Ne diyeceksen bana de. Ya bir durun, siz de iki dakika. Acaba niye geldiler, ne diyecekler bir dinleyelim. Değil mi Burhan Bey? Eyvallah yenge hanım. Şu iğrenç bakışlarını çek üstünden Salih. Sana da merhaba Zümrüt. Ne hemen arkadaşların önüne geçmeler falan. Şu amcaoğlu. Sen istedin ben buraya geldim. Amcaoğlu amcaoğlu dinlemem dağıtırım beni. Anladın mı? Anladın mı? Ya şimdi ben sizin bu araba sevdanızı duydum. Bir de güzel bir araba çıkacakmış sizin garajdan yakınlarda. Hani dedim arkadaşlar belki bu aralar olacak yarışla ilgilenirler diye. Eyvallah. Bu da olacak mı yarışta? Olacak. Ödül? Yarım milyon. Oh. Paraya bak. Siz de bu arada bahisten kaldırıyorsunuz tabii. Güzel. Sen çok biliyorsun bu işleri ya. Murat. Sen şimdi iyi şoförsün ya. Hesaptı. Şimdi bu yarışı kazanırsan parayı alırsın. Helali hoş olsun. Ama ben kazanırsam parayı da alırım. Yanında getirdiğim makineyi de alırım. Ben yarışı kazanınca seni Ejder Baba'nın hurdalığını, evinin özellikle de kızının yanında görmeyeceğim. Ne bok yiyorsan gidip başka yerlerde yiyeceksin. Anlaştık. Anlaştık. O vakit ben haber edeceğim size. Buyurun siz devam edin. Hadi eyvallah. Alo. Merhaba merhaba dinliyorum. İki araba alamam yalnız Bulut'la bunu daha önce konuşmuştuk. Lan oğlum ben varım. Kabul etsene. Güzergahları ne? Tamam. Alacağız. Tarık diye bir kardeşim var. O alacak. Bulut da tanıyor onu. Tamam sen adresleri gönderirsin. Eyvallah. İki arabanın yeri değişecekmiş. İyi hadi. Tufan abi. Abim selametle. Vay. Çok mu güçlüsün ya sen? Ha?
Efendim Nazmi abi? Ha? Abi be. Ben işteyim. Seni sonra arasam olur mu? Ya şanzımanda sorun varsa o üçleri Thunderbird'ler var hemen sağda. Şanzımanı sikeyim. Bu ne lan? Toz lan bu. Şansıma sıçayım. Bir bu eksikti ya. Bu kim lan? Aşağıdaki araba değil mi lan bu? Alo. Ne oldu, ne oldu? Tamam, çıkarma oradan kafanı. Ben geliyorum şimdi. Yok, tamam. Çıkarma. Ben geliyorum şimdi. Haydi. Bir de şükür ya. Ne yapacağız? Var mı buralarda polis miyiz? Yok. Yani seni aradıktan sonra atlattım geldim hepsini. Bastım geldim işte yani. Takip eden yok. Bagajda mı? Bagajda. Bak. Gel bak. Gel gel. Yavaş ama dikkat et. D1'de kamera var. Şurada. D1'in orada. Polis arabayı bin. Öbür tarafa. Bir dur. Gel geri, geri gel. Geri gel. Az önce bir araba yok muydu burada? Orada Feyyaz, çabuk. Döndür arabayı düş peşine. Çabuk. Dur. Go, 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 go
Oğlum ne yapıyor bu ya? Hadi çıkın da görelim. Zararın neresinden dönerseniz kâr. Abi, ne yapacağız? Hayatımda ilk kez bir arabayı çizdireceğim. Efendim. Tamam. Anladım. Kimmiş? Tarık. Bizim arabalardan birini kullanırken ihbar etmişler. O da kaçmış. Şüphelenmiştir de takılmıştır polis peşine. Tipi tip değil ki herifi. Normal yani. Belli ki bir yerden birine değdik. Belli ki biri de bize değmek istedi. Biz. Ortak olduk haberin mi yok? Siz takılın. Gel oğlum. Siz ne dediğinizin farkında mısınız beyler? Bizde olmaz öyle şey. Bizim yaşadığımız şey ortada. Arabayı olduğu yerden çıkarırken bir adam gördüm. Polise beni gösteriyordu. Pis bir durum var yani Bulut Bey. Anladın mı? O arabadan çıkan şey senin mi değil mi bilmiyoruz. Böyle bir şeyle alakam olmaz. Öyle şey olmaz diyorsun. Günahını da almayalım. Biz bir karar verdik. Arabanın içindekiyle birlikte güvenli bir yere bıraktık. Sen gereğini yaparsın. Biz de şu dakika itibariyle gereğini yapıyoruz ve hayatından çıkıyoruz. Eğer ters bir durum olursa sen bizi tanımıyorsun. Biz de seni tanımıyoruz. Bize çok iyiliğin dokundu. O yüzden bizim de senin için yapabileceğimiz son iyilik bu. Bu işi enine boyuna araştıracağım, merak etmeyin. Dediğiniz gibi olsun. Yolları ayıralım. Bugüne kadar bana kazandırdığınız tüm itibar, maddi manevi kazançlar için teşekkür ederim. Sizinle çalışmak keyifti. Eyvallah. Eyvallah. Bunuz açık olsun.
Ne zaman, nasıl? Ne ara bu arabayı bu hale getirdiniz ulan spalar? Muhteşem olmuş ya. Ne oldu? Kırmızı. Kırmızı güzel. Murat, dur. Bozma be. Ne oldu? Bozma şu an. Bekle. Fotoğraf mı? Evet, dur öyle. Çok güzel oldu. Hadi hep beraber bir selfie çekelim mi ya? Hadi. Hadi toplanın. Toplan gel. Gel. Ben şöyle geçeyim. Şimdi üç deyince aynı anda kırmızı diyelim, tamam? Tamam. Hadi. Bir, iki, üç. Kırmızı. Gel kardeşim, gel Murat. Yürü. Bas. Abi, ben... Gel abi, gel. Gel kardeşim. Bu ne şimdi? He? Ha? Yapa bunu mu yaptınız? Anka. Anka ne lan? Kası düşmüş abi bu. Kanka yazan anka yazmışlar ama. Renge bak abi. Arkadaşlar gelin hele. Herkes böyle buyur. Buyurun, buyurun. Arkadaşlar biraz acele edelim. Şimdi bir dinleyin hele. Yarış birazdan başlayacak. Başlamadan bilmenizi isterim ki yarış anında, yani başınıza bir şey gelir, ne bileyim kaza olur, o olur, bu olur. Bilin ki tek başınasınız. Ha bu noktada yarışı riske edecek biri olursa bilsin ki hayatı boyunca riskle yaşar. Yarış bitmeden kimse alanı terk etmeyecek. Video, fotoğraf falan yok. Kimse çekmeyecek. Ha olmaz da hani. Oldu diyelim. Polis basar, o olur, bu olur. O noktada yarış marış iptal, herkes topuk. Şimdi arkadaşlar, alan küçük. Yarış 4. turda biter. Bizim çocuklardan biri tur çizgisinde olacak. Hepinizi sayacak, bize de sonucu bildirecek zaten. O zaman ne diyelim? Bütün şoför arkadaşlar araçlarına. Şoförler araçlarına beyler. Gel kardeşim gel. Gel hazırız. Hazırım ben. Merak etme. Tamam abi. Murat bak. En iyi bildiğin şeyi yap abi. Hiçbir şey düşünme. Sür. Sadece sür. Sadece sür kardeşim. Hadi su gibi ak. Allah utandırmasın hadi. Niye saçını benim gibi tarıyorsun lan? Mendili bıraktığım anda değil, mendil yere düştüğünde başlar yarış. Anlayanlar selektör yapsın. Arabalar çalışsın. Dönme.
Olmaz. Alo. Ne? Durdu oğlum, öylece durdu işte ya. Ya gel buraya, gel. Fabrikanın içindeyim, gel. Fabrikada, oha, tamam. Bekle, geliyorum. Bekle. Dur. Sen nereye çıktın lan? Benim dalım demedim mi oğlum ben sana? Bana bak. Burada bekle, tamam mı? Bekle. Sadece bekle. Bekle. Niye, iyi miymiş ki? Amcaoğlu, işlem tamam. Yarış bizde. Birazdan geliyorum tepeye. Hadi. Ne oluyor oğlum? Koş.
Ne oluyor, ne oluyor? Şurada arabanın altını çarptım, elektrik gitti. Aç, aç. Kaputu aç. Aç çabuk, aç, 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 aç. Aç. Bak bakayım. Lan oğlum, kim gevşetti bu sigorta kutusunu ya? Bas, çabuk gidip marşa bas. Bas, bas. Siktir lan şimdi. Neredesiniz siz ya? Alo. Kazandınız mı lan Sümükler? Kazandık, kazandık. Şimdi seni almaya geleceğiz. Kazandık lan, kazandık. Aferin size. Aferin, hadi. Tamam, tamam. Bekle, bekle. Bekle. Lan oğlum, hani sen halletmiştin bu arabayı? He? Ya ben de diyorum, ne kadar güzel. Bu Murat başta çıkamayınca yarış başlamadan bitti. Bizim Salih büyük iş başarmış. Bir sikim başaramamış Salih! Abi, bu önce bir basar, bir iki artistlik yapar. Sonra nasıl olsa mantarlatırım ben bunu dedim ama... ben nereden bileyim o arabayı çalıştıracağını, ondan sonra da camı çarşıfı yıktırıp önüme çıkacağını? Adam bunun canını yakmış da intikam alacakmış. Gördük aldığın intikamı. Ulan Allah'tan finish çizgisinde bizim adamlar var da kimse görmedi ne kadar rezil olduğunu. Hiçbir şey olmaz abi. Bir kere kural ihlali var. Son turda iki kişi vardı arabada. Ahanda ben ona bunu veririm paranın yerine. Ahanda bunu. Vermez abi. Lan. Efendim abi. Abi bir sorun var da ben halledeceğim, merak etme. Alamadı abi, alamadı. Anladım abi, anladım. Tamam, bekliyoruz, gel abi. Ya senin hakkında abi para. Heh. Geliyor, kendini anlatırsın derdini. Bunun da işi gücü yok, durup durup bize sarıyor, amına kodum ne bilsin. Para tam mı abi? La oğlum, sana ne? Sana ne lan? İhlal var abi, ihlal var. Bak amcaoğlu, sikeceğim toynağını ha. Hala ihlal var diyor ya. Arabada kal. Biz gelene kadar da çıkma. Selamın aleyküm. Aleyküm selam. Ya vallahi bak, söylemeden edemeyeceğim. Harika organizasyondu ya. Mükemmeldi ya. Yemin ederim katıldığımıza değdi. Ve yine söylemeden edemeyeceğim. Murat kardeşimin şovunu bu kadar bir paraya izlemeniz bile sizin için bir mucize. Bakalım saate. Saat geç olmuş ya.
Biz kaçalım artık, uyku vakti. E hadi güle güle o zaman, hadi ikileyin. Salih, senin derdin ne birader? Açık açık bir anlatsana bana. Anlatayım. Anlatayım ben sana. Amcaoğlu, bir dakika, bir dur ya. Şimdi Murat kardeş, önce bir sakin olalım. Burada kimsenin canı yanmasın. Biz sakiniz de, siz sakin değilsiniz galiba. Ya dikleşme Murat, adamın canını sıkma. Dayıcığım, kimsenin dikleştiği yok. Sakin adama, sakin olun deyip durursanız adam fişteklenir tabii. Adamlığı sizden mi öğreneceğiz lan? İt! Seni inlete inlete bir adam ederim var ya. İndir lan o elini. Ya bir dur Murat, sakin ol. İndirmezsem ne olur lan? İndirmesen ne olur lan? Elini götüne sokarım seni ya. Siktir ol git amına koyayım. Ne diyorsun lan sen? Sus ya! Hayırdır bacım? Ya siz ne uzun ediyorsunuz ya? Allah Allah, kazanan parayı alıyor demediniz mi işte? Tamam, verin parayı, gitsin herkes evine. Oo Zümrüt Hanım, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ulan Murat, işler zora girince karı kızın arkasına saklanın, değil mi? Sana ne lan, gavat! Seni kim vuruyor lan? Sen kimsin lan? Kimse vuruyorsun lan? Amına kodumun. Bırak. Bırak. Bırak lan. Bırak. Lan bırak. Lan bırak. Lan bırak. Lan bırak. Ne oluyor lan? Alo! Durun yoksa kızım beynini dağıtırım. Bulut! Bulut! O silahı beline sok. Salih! Sen bu heriften haz etmiyorsun değil mi? Şunu şuraya alın bakayım. Geç! Geç lan bırak! Hadi Salih! Sıra sende. Hadi oğlum. Bugünü beklemiyor musun? Hadi. Seni amına koydum. Lan ne oluyor lan? Allah'ını çok kullansın. Alın şunu. Salih al şunu. İlmi al şunu. Koy. Koy şöyle. Güzel. Devam edecek misin? Keyfin yerinde mi? Hadi. Hadi! Bak! Bak şunun güzelliğine bak! Şunun güzelliğine bak, bak! Ya! Şu Tarık var ya şu Tarık! Boş bir adam olmasa neler yapacak biliyor musun? Çok iyi ya. Ulan benim paralarla güzel ayaklandırmışsınız ha makineyi. Oğlum yetinmeyi bilmiyorsunuz. Yetinmeyi. Bütün hayallerinizi gerçekleştirebileceğinizi sanıyorsunuz. Sanmayın. Kendinizi hep başkalarıyla bir tutuyorsunuz. Tutmayın. Lan Murat sen de kesin benzin vardır ha. Ulan siz kim? Para kazanmak. Ha? Kim kaybetti de siz bulacaksınız lan parayı? Bu ne biliyor musun? Bu hırs mı hırs? Hep kendini başkalarıyla bir tutma çabası. Murat, seni bir daha karşımda görürsem belanı sikerim. Seni de arkadaşlarını da buraya gömerim. Akıllı ol. Bana
Kendini yaktırma. Yapma. Efendim? Yapma. Burak! Kalk hastaneye gidiyoruz. Gel yetiştireceğim ben seni. Sen hiç korkma. Nefes al. Gel oğlum buraya. Gel. Hadi. Keklik gibi kanadıma süsmedim. Murat alıp doya doya gezmedim. Bu karayazıyı kendim yazmadım. Alnıma yazılmış yürü, yürü. Bu karayazı. Kader böyle imiş. Ağlarım bazı. Benim yüzümden. Oğlum sen nereden bilecektin böyle olacağını ya? Zümrüt'ü de sen çağırmadın ki. Kendisi çıktı geldi bir yerden. Ben götürdüm sizi o heriflerin içine soktum. Ne diyor belli olmayan adamlarla takılırsanız olacağı bu eşkalı eşekler. Madem boka battım tam batayım. İçimde ne var ne yok söyleyeyim rahatlayayım artık. Ne diyorsun oğlum sen? Ne söyleyeceksen söyle. Baba ben hani... geçen de şurada konuşurken hani sana bir şey söylemek istemiştim ya. E söyle. Ejder baba. Bana bunca yıldır babalık ettin. Evini açtın, yemeğini paylaştın. Her derdime koştun. Allah senden bin kere razı olsun. Ne diyeceksen söyle ulan deli etme adamı. Ejder baba, Murat Zümrüt'ü seviyor. Yeter ya bunca yıldır tamam. Ne olacaksa bana olsun yani. Zümrüt. O da beni seviyor. Baba, karşılıklı.
Bir daha bu kızı bu halde görürsem beni hiç yorma. Kendi ipini kendin çek. İyi misin lan? Ben bir Zümrüt'le konuşayım, geleyim. Sonra kaderimizi değiştirmeye gideceğiz birader. Bin, bin. Bin, bin, bin. Salih. Buyurun. Bize bir fıkra anlatsana. Ciddi mi abi? Patlat oğlum bir fıkra. Hadi be abi. Gece gece neşemizi bulalım. İyi tamam anlatayım. Şimdi bizim Temel hastaneye gitmiş. Böyle sırada beklemek için oturmuş bir yere. Yanında da yaşlı bir adam bir bakmış ağlıyor. Ya demiş, yaşlı başlı adamsın, niye ağlıyorsun? Adam da demiş, kan tahlili yaptılar, parmağımı kestiler. Bu sefer bizim Temel başlamış ağlamaya. Adam da dönmüş ona, ulaşsam sen niye ağlıyorsun? Ben de idrar tahlili yaptılar, sen burada ağlıyorsun. Arkadaş, bir manita davasına herifin birini hapse attıracağım diye benim arabalardan birine toz koyuyor, polise ihbar ediyor. Benim işimi, düzenimi tehlikeye atıyor. Madem ki bu dünyadan gitmeyi kafaya koymuş, gitmeden önce şöyle güzel bir fıkra anlatsın da hep birlikte gülelim dedim. Hayır mı? Abi, gözünü seveyim, beni vurma. Seni niye vurayım Mehmet? Sen Salih gibi değilsin. Hiç değilim abi. Sen anlıyorsun yani. Anladım abi, anladım ben. Yaşa. Hilmi. Efendim abi. Beni bir cesetle daha uğraştırmadığın için sana teşekkür ederim kardeşim. Ne demek o? Hadi sen şu çantayı benim arabaya bir koy bakalım. Tamam abi. Siz mal mısınız kardeşim? Hadi bu herif kız uğruna kendinden daha yetenekli birine senin aracılığını yarış teklif ediyor. Ha, o da yetmiyor. Benim paramla düzenlediğiniz yarışı kaybediyor. Ve sen gıkını bile çıkartmıyorsun. Bütün bunları geçtim. Motorlar yerin dibine mi girdi? Sen ne zaman gördün benim arabayla sevkiyat yaptığımı?
O günün kurye programını Salih yapmıştı. Şoförlüğü yetmemiş, bir de sana akıl vermeye kalkışmış. Sen de müsaade etmişsin. Burhan. Sana da fıkra anlattırmayayım. Anladın. Anladım. Bunu neden yaptın? Bulut? Neyi abi? Ne yapmışım? Salih gibi bir meymenetsizden. Neden medet umdun? Aklınca beni aşağı mı edecektin? Salih, ne Salih? Bir bok anlamadım abi söylediğini. Cenk. Senin o güzel yüzünü öyle bir dağıtırım ki... bir daha hiçbir kıza gülümseyemezsin. Yapmayacağım, yapmayacağım. Dost demişsin bana bir kere, değil mi? İmzala şunu. Bundan sonra atacağın her adım seni de benimle birlikte felakete götürür. Ortak. Zümrüt. Özür dilerim. Sana olan sevgimi hiç göstermediğim için özür dilerim. Sana sarılmadığım için, değişmediğim için seni bu hale getirmelerine sebep olduğum için özür dilerim. Bunu babam anneme kendi elleriyle yapmış. Murat, ben bunu alamam. Ben sana istediğin her şeyi veremem. Ama her şeyimi verebilirim.
Babam. Bu konuyu hallettik. Abi. Sana bir teklifim var dayı. Senin kafan mı güzel lan? Sen dua et. Benim gönlüm güzel. Biz polise ifademizi verdik. Anlattık. Böyle oldu. Böyle oldu. Dayı. Polise diyeceksin ki. O dedi. Biz yaptık. Yoksa bizim işimiz olmaz. Adam yaralama. Kundaklama, organize suç örgütü kurma. Anladın? Ben diyeceğim bunları, ha? Sana şu kadar söyleyeyim. İçinde biraz vicdan, biraz Allah korkusu kaldıysa... ...gözünün önünde amcaoğlunu vuran adama bunun hesabını sorarsın. Bugün bir teslimat olacak. Ne zaman? O saatini bilmem ama bu Bulut beni arayacak. Tamam, o zaman biz çaktırmadan uzaktan gözetleriz. Bulut sizin oradan çıkarken de suçüstü yaparız. Bulut bu teslimatı kendisi yapacak kadar salak değil, emin olabilirsin. Eğer biz de orada olursak amirim, Burhan'ın da yardımıyla teslimatı kendisinin yapmasını sağlarız. Ben bunu göze alamam gençler. Sizin operasyona katılmanız kesinlikle söz konusu bile olamaz. Ama amirim... Aması maması yok oğlum. Şimdi sizin başınıza bir şey gelse ben nasıl hesap vereceğim? Bu kadar adamın orada ne işi var? Bu Bulut denen adam... ...bu ülkenin polisi, askeri, hakimi, savcısı yokmuş gibi davranıyor. Kendi krallığını kurmuş. Etrafına topladığı beş para etmez ama güç sahibi adamları da almış yanına dilediği gibi at koşturuyor. Sizden rica ediyorum. İzin verin birlikte suçüstü yapalım. Birlikte hareket edelim. Köşeye sıkıştıralım onu. Zaten suçüstü yaptıktan sonra etrafındaki o insan gönüllü bit yavrularından da eser kalmayacak ki. Hepsi kendilerini tehlikeye atmamak için susacaklar. Bu adamı kimse savunmayacak, kimse korumayacak. Yanında, yöresinde kimse kalmayacak. Ona beklemediği anda öyle bir tokat atalım ki... Sizin gibi şerefli insanların varlığını asla unutamazsın. Amirim. Hadi fazla vakit yok. Hangi motoru hazırladı? Sana diyorum alo. Niye tenha bugün burası? İzinliler hepsi. Motor nerede? Yok motor. Ne demek yok motor? Ben sana motorsuz teslimata çıkmayacaksınız demedim mi? Dalga mı geçiyorsun benimle? Ya motorların hepsi uzun mesafe çıktılar. Elimde arabadan başka araç yok. En güçlü arabam da bu. Ben de bunu hazırladım. Hayır istersen ben çıkayım. Burhan, arkamdan iş çevirmiyorsun değil mi? Ya ben senin işini yürütmeye çalışıyorum şurada. O şey ya, benim telefon ofiste kaldı da biri yanlışlıkla aradı herhalde. Ben de bir çaldırayım bakalım seni. Telefon ofiste mi, başka bir yerde mi görelim.
Alo. Abi selam. Abi motorların hepsi dolu. Ama şöyle bir şey yapacağız. Ben bizzat getireceğim abi sana hediyeni. Yalnız ufak bir ricam olacak. Güzergâhtaki güvenlik arkadaşlar sorun çıkartmazsa çok sevinirim. Sonuç olarak senin özel hediyeni ben getiriyorum. Tamam abi. Hiç merak etme. Hemen geliyorum. Tamam. Yürü, sen de geliyorsun. Abi selam tekrar be. Demin konuşmuştuk ama meşgulsün herhalde, ilgilenemedin. Arkamda birkaç tane ekip odası var. Yani benimle alakalı mı bilmiyorum ama bir bakarsan sevinirim. Artık tek başınız. Alo. Siktir. Ne oluyor Burhan? Fark etti bizi, kaçıyor bu adam. Kaçmayıp ne yapacak? Ama o da bir yere kadar. Tüm ekiplerin dikkatine. Şahıs firar halinde. Destek ekiplere haber verin. İlk fırsatta durun. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı amirim. Gel de görelim bakalım. Bağdat Caddesi'nde ters istikamet ilerliyoruz. Cadde civarına görev yapan arkadaşlar yol kessinler. Tekrar ediyorum. Barikat kurup yol kessinler. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı abi. Kapat. Tamam Bulut Bey, hemen açıyorum. Hay senin yapacağın işi sikeyim.
Ulan bunlar bizimkiler. Arkadaşlarının diri diri yanmasını görmek ister misin? Ha? Ha! Hadi gel. Gel depoyu birlikte bul. Zümrüt! Zümrüt! Ahmet! Ben kararını verdim. Sen de ver kararını. Sen mi? Yoksa onlar mı? Salih'e benden selam söyle Bulut. Zümrüt! 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 Sen de benden selam söyle. Fıkrası çok iyiydi. Alacağım, bekle. İyi bu. İyi bu. Nasılsın? Kemeri sıkışmış. Oğlum iyi misin sen? İyiyiz, iyiyiz. Arabaya gitme sakın Burak. Sen beni bırak Tarık. Abi kurbanın olayım, patlayacak. Oğlum geride kimseyi bırakmam. Bir kere bıraktım, bir daha bırakmam. Benim biz her şey için çok çok teşekkür ederiz. Burhan'ın durumu nasıl? İyi iyi. Merak etmeyin iyi. Amirim. Aramızdaki en torpille artık Tarık. Hakikaten öyle ha. Tarık kardeşim olmayaydı o arabadan nasıl çıkardım bilmiyorum ha. Allah razı olsun kardeşim. Ya, amirim estağfurullah ya ne demek. Ya biz zaten hani hep devletimizin yanındayız da.
İşte arada böyle haylazlıklar falan oluyor. Genciz ama. Normal değil mi amirim? Tabii tabii. Tabii. İnşallah uzun bir süre görüşmeyiz gençler. Hadi yolunuz açık olsun. Eyvallah amirim. Hayırlı görevler. Aha Ejder baba geldi. Ne oluyor ya Ejder baba, ne yaptım ya? Biri kızım, ona hayatta vurmam. Diğerine zaten okkalı bir tane atmışım. Bu vesileyle seni de aradan çıkarayım dedim. Bir daha böyle olaylara karışırsanız boyarım. Haklı abi, haklı. Murat be. Bambaşka bir adam oldun ha. Sayenizde. Ne sandın toprağım? Başladık gene. Başladığımız işi bitiririz icabında kardeş. Az hanım ol hanım. Dünya döner durur durur. Sen zannetme zaman. Güllerim yeniden görür, bulur. Hem fanidir hem bakidir. Rabem onunla sakidir. Gökyüzünden hakikidir. Onu bile kuşatır zaman. Zannetme zaman durur. Küllerim yeniden beni bulur. Hem fanidir hem bakidir. Adem oğluna sakidir. Gökyüzünden hakikidir. Onu bile kuşatır zaman. Hem şifadır hem devadır, sabretmeyene beladır. Kaç mekanda kaç defadır, ol deneni yaşatır zaman. Her hesabı kapatır zaman. Bir gün sura üfletir zaman, zaman. Zaman, zaman.